Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle yapılışı oldukça kolay ve zevkli baharlık, yazlık şık bir fular çalışması yapacağız. Bu fuları dilerseniz ben tek renk merserize iple ördüm. Ebruli iple örüp üzerini çiçeklerle süslemeden de kullanabilirsiniz. Ya da işte şal ipleriyle, böyle simli şal ipleriyle vesaire düz renk örüp hiç çiçeklerle süslemeden de yapabilirsiniz. Ama böyle daha bir hoş, tatlı bir görüntüsü oldu. Evet, bu şekilde. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, fularımıza başlayalım. Kullanacağım ipler bunlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 100 gramlık merserize ip kullanıyorum. Katania. Evet, kullanacağım tığ da 5 numara 3 milimetre tığ kullanıyorum. Evet, şimdi başlayalım. Evet. 6 zincir çekerek başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 birleştiriyoruz. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum, doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Elimizi sıkmadan örüyoruz. Böyle tiril tiril bir fular oluyor. 2 tane oldu. 1, 2, 3.'yü yaptım. Evet. 1, 2 zincir çekiyorum. Yine aynı yere. 1, 2, üçlü trabzan. 3 tane yaptım. Yine 1 2 zincir çekiyoruz aynı yere. 1 2 üçlü trabzan. Evet, birinci sıramız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi 1 2 3 zincir çekip dönüyorum. Şu ilk boşluğa 1 2 üçlü trabzan doluyorum, yine aynı yere. Üçlü trabzan doluyorum, aynı yere. Üçlü trabzan. Evet. Şimdi yine 1 2 zincir çekiyorum. Bu kenarlar hep aynı, böyle 2 zincir. Bir trabzan, aynı yere ikinci trabzan, aynı yere üçüncü trabzan. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz ve diğer boşluğa geçiyoruz. Bir trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan. 1 2 zincir, yine aynı yere. 1 2 ve 3 tane trabzan. Evet, bu şekilde ikinci sıramızda şöyle göstereyim. Evet. Şimdi yine 3 zincir çekerek dönüyorum. Hep 3 zincir çekerek dönüyoruz. 1 2 3. Evet, şu kenarlar böyle aynı biçim, şurası ve şurası aynı biçim devam edecek. Ortada file çoğalmaya devam edecek. Evet. Aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan. 2 oldu. 3 1 2 zincir, yine boşluğa. 1 2 3. Evet, kenarlarımız dediğim gibi hep böyle devam edecek. Şimdi fileye başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Filede hep 5 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Orta kısma kıstırıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir doluyorum. Buraya da aynen bu şekilde üçlü trabzanlar yapıyoruz. 1, 2, 3, evet, 1, 2 zincir, 1, 2, 3. Evet. Üçüncü sıramız da böyle oldu. Bakın. Dördüncü sıraya dönelim. 1, 2, 3 zincirle dönüyoruz. Aynı şekilde 1, 2, 3, 1, 2 zincir, aynı yere battım, 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu ortalar hep 5 zincir oluyor. Şuraya kıstırıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer boşluğa kıstırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer kenara geldim. 1, 2, 3 trabzan, 1, 2 zincir, 1, 2, 3 trabzan. Evet. Örneğimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şöyle bakın. Şu orta kısım hep file olarak devam edecek. Kenarlar bu su taşı modeli yürümeye devam edecek. Evet, bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, fularımızı ördük, bu şekle ulaştı. 43 sıra ördüm. Şimdi santim ölçüsünü de vereceğim. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru iki taraf hafif yuvarlak bir şekil elde ediliyor. Tam bir üçgen olmuyor. Böylesi fular için çok daha uygun. Ben buharlı ütüyle normal bir şekil ütüledim arkadaşlar. Şöyle. Yani ütüye gelen bir ip bu. Direkt ütüyü örgünün üzerine bastırarak buharıyla ütüledim. Böyle çok güzel oldu. Şimdi kenar uç kısımlarını öreceğiz her iki yandan da. Evet, şimdi şu mesafeyi ölçelim. Ütülenmiş haliyle. Evet. 43 santim arkadaşlar şu mesafe. Evet. Şimdi şu kısmı da ölçelim. Hani genişliği ne kadar oldu? Bakalım. Şöyle 50 santim buradan. Evet. Yaklaşık 1 metreye yakın. Yani 100 santime yakın bir ölçü oldu. Şimdi uç kısımlarını ilave edeceğiz her iki taraftan. Evet, şu kenarda yürüttüğümüz su taşı kısmını uzatıyoruz. 1, 2, 3 zincirle dönüyorum. Evet, üçlü trabzanla dolduruyorum. 1, 2 zincir. 1, 2, 3. Evet. Şimdi tekrar 1 2 3 zincirle dönüyorum yine aynı yere, hiç bu taraflara gelmeden burayı uzatıyoruz, yine buraya dolduruyorum. 1 2 3 1 2 2 3 yine 1 2 3 zincir çekiyorum, dönüyorum, tekrar burayı dolduruyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar her iki tarafı da uzatacağız. Evet arkadaşlar, kenar kısımlarını da bu şekilde ördüm, şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sıra örerek uzattım. Evet, fularımız bu şekliyle hazır. Yalnız ben şu uç kısmını ve şu kısımları çiçeklerle süsleyeceğim. Bu şekilde de sade olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle çiçekler hazırladım, şu şekilde bunlarla süsleyeceğim. Bunların nasıl yapıldığını daha önce bir videoda göstermiştim. Şöyle bu çiçeklerin şöyle bir fular videom var arkadaşlar, örgü. Bunun linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bu çiçeklerin nasıl yapıldığını, nasıl bu şekilde eklendiğini detaylıca göstermiştim. Aynı şekilde şu uç kısımlara da bu çiçeklerden yapınca fularımız tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, fularımız tamamlandı. Bu şekilde bu çiçekleri üzerine dikerek şöyle bakın, ince iki kat iplikle üzerine dikerek birleştirdim. Şu şekilde. Evet. Şöyle. Çok tatlı, böyle baharlık, yazlık, şık bir fular oldu. Çok da hafif. Şöyle hafif kıvırıp iki yandan şu şekilde takacağız. Evet. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.